Derler ya, peynir ekmek hazır yemek. Bazı kokular insanı ömrünce unutamadığın kokular. Zaten o zaman, yani bu 40'lar, 42'ler, kimsede buzdolabı yok. Bir tel dolap ve o tel dolapta %90 boş. Çünkü para yok. Herkes de 100 gram, 100 gram bir şey alırlardı bakkaldan. Kış günü kömürümüz yok ve tatil günüydü. Okula gitmiyordum. Annem abime dedi ki, patronuna git, anlat ki kömürümüz yok, kardeşlerim üşüyor. Ben gitmem dedi abim. Gitmem. Çok çalışırdı para kazanmak için ama hiç öyle gitsin istesin katiye. Ben giderim dedim anneme. Ben 3 numara. Ve gittim. Gittim, çaldım kapıyı, patronun karısı çıktı. Kapı açılmasıyla içeriden nasıl birleşiyor o koku? Kızarmış ekmek ve beyaz peynir kokusu, ızgaralanmış gibi bir koku. Olamaz öyle şey. Dedim, annem yolladı, mümkünse, İspanyolca tabii, biraz kömür, çünkü kömürümüz kalmadı. O da gitti, içeriden bir kese kağıdı kömür verdi. Ama ömrü billah, bugüne kadar o beyaz peynir kokusunu unutmadım. İçimden geliyor yapayım ama o kızarmış ekmek makineden aynı koku vermiyor. Çok güzel bir şeydi. Baban askerdeydi. Bir de annem kıtlıkta bile az olsun iyi olsun bir desturu vardı annemin. Haftada bir caddede Mihal mi neydi, bir gazoz fabrikası vardı, Olimpos. Kilisenin karşısında, Ortaköy'de. Orada da açık kolonya satarlardı. Haftada bir küçücük bir şişe verirdi annem. İşte kaç kuruşsa giderdim oraya, doldururdum, doldurturdum ve sokak arasından dönerdim eve. Ayağım takıldı, düştüm, kolonya şişesi kırıldı, kolum yarıldı. Nasıl gittiğimizi hatırlamıyorum, etfale dikildi ve çok iyi hatırlıyorum ki tramvayla giderken evlerin pencerelerindeki saksılar tramvayın penceresine değerdi. Ama herhalde çok hareketliydim ki dikiş atmış, kolumdaki dikiş attı ve içinden bir et fırladı. Bu sefer tedavi uzadı. Tedavi uzayınca gidiyordum ama ağlayarak gidiyordum. Çünkü orayı erkeklerin tıraştan sonra koydukları bir cam taşı mı ne vardı? Onunla yakıyorlardı o eti. Neydi o? Kan taşı. Kan taşı. Onunla yakıyorlardı o eti.
O et yandı, sonra dikildi. Ama yine deforme burası. Çok uğraşmıştı ve kolum şeyken resim çekildi piknikte. Babama yolladık. Babam asker. Niye diye mektup yazdı. Düştü dedi annem. Zor zamanlar. Bir gün annemin kuzeni vardı. Fanny Kalabashika. Kıvır 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 bugünkü bonus kafa. Dedi ki Mihal Kümürcü var. Gideceğim sıraya gireceğim, kömür alacağım. Artık kaç kuruşlukta. Gitti gelmez. Yan yana oturuyorduk. Bir geldi ki daha bir kabarık saçları. Ne oldu Fanny dedi annem. Ne olacak dedi. Sıramı almaya kalktılar. Ben sıramı vermedim. Tamam güzel diyor kadın. Kısaydı boyu. Tamam sıramı vermedi. Kavga ediyoruz. Ben saçını çekiyorum. Elimde saçları kalmıyor. Ama benim saçım kıvırdı. Benim saçım onun elinde. Döndürdü beni, döndürdü beni. Ben ona yapamadım. Çünkü onun saçı düz. Hiç unutmam. Onun saçı düz. Benim elimde durmuyordu. Onun böyle kıvır kıvırdı saçı. Haklı böyle duruyor. Ay yeter.